Bir süredir video oyunlarından zevk alamıyorum. Neden bilmiyorum ama umurumda da değil. Çünkü oyunlar hayatında çok büyük yer edinmiş biri olarak sebebi ne olursa olsun bunu kabul edemem. Oyunlara karşı olan ilgimi tekrar canlandırmam gerek. Bir şekilde daha önce oynarken hissettiğim eğlenceyi, merakı, üzüntüyü, nefreti tekrar hissetmem lazım. Beni oyunlara bağlayan neydi? Bir şekilde hatırlamalıyım. O yüzden zamanda geriye gidiyorum. Bana oyun evreninin kapısını açan o oyuna. Disney's Hercule. Daha böyle 7 yaşında falandım o zamanlar. Babam abimle bana PlayStation 1 almıştı. Evde yatak odasında o küçük tüplü televizyon ekranlarından vardı, ona takmıştık. Beni yıllarca sürecek oyunculuk dönemine sokacağından bir haber olduğum bu konsolu çalıştırmak için tek bir eksik vardı. O da oynayacağımız oyundu. Evden bir sokak yukarıda oyun CD'lerini alabileceğimiz bir yer vardı. Orada da hani tek çekmecede böyle karışık dolu dolu oyun vardı. Arayıp 1 ile 5 TL fiyatları arasında rastgele bir oyun aldık. Zaten nasıl şeyler olduğunu da ne bekleyeceğimizi de bilmiyoruz. O rastgele aldığımız oyunda şansımıza Disney'in Herkülüydü. Oyun hakkında hatırladığım birkaç şey var. Bazı bölüm tasarımlarını hatırlıyorum. Kolondan kolona atladığımız birkaç kısım vardı mesela. Yere at bir abiyle dövüşüyorduk. Ve böyle eskiden televizyonda arayıp telefon tuşlarıyla falan Hugo'yu koşturduğumuz bir oyun vardı. Ona çok benzeyen bir bölümü vardı diye hatırlıyorum. Son olarak da böyle yeşil yeşil asit püskürten bir tane üç kafalı mor bir ejderha boss vardı. Onu bir türlü yenemeyi pahalayarak abime yaptırmıştım. O zaman bu bilgilerle birlikte oyuna geçebiliriz. Oyunu Steam'de indirimle 5 TL'ye aldım ama normalde 10-11 lira civarıydı. 300 MB bir oyun, indirmesi benim için 2-3 dakika civarı sürdü. Oyunu açtığımda karşıma gelen ilk şey jenerik müziğinden hemen sonra Eurocom'un kısa bir videosu oldu. Eurocom 90'lardan bugüne kadar çok eski animasyon ve aksiyon filmlerinin oyunu çıkarmış bir geliştirici firma. Bunun dışında gene 90'larda hepimizin bildiği Mortal Kombat 4'ü geliştiren firma olur kendisi. Peki bunları biliyor muydunuz? Hayır. Ben de bilmiyordum. Zaten daha demin Wikipedia'dan baktım. Bu videoyu oyunu yorumlamak için değil, ki zaten yapamam, o kadar bilgim yok. Kendi tecrübelerimden ve fikirlerimden bahsetmek için yapıyorum. Oyuna başlamadan önce karşımıza oynayacağımız hikayeyle alakalı kısa bir video çıkıyor. Klipte kötü adamımızın yani Hades'in fal baktırmaya gittiğini ve falda kaderinin bizim tarafımızdan yenilmek olduğunu görüyoruz. Bunu hatırlamıyordum bu arada, beni biraz şaşırttı aslında. Günümüzde oyunların hikaye anlatımları çok farklı şekillerde yapılsa da oyundan kopmuş hissetmezsiniz. Hatta iyi yapılmışsa oyun sizi daha çok içine çeker ve neler olduğunu iyice kaparsınız. Ama Herkül oyunu boyunca her bölümün başında birbiriyle alakalı bile diyemediğim filmden alınmış gibi duran farklı farklı klipler var. Sanki oyunu oynarken alta indirip bir yandan da filmini izliyormuş gibi hissettim. Ama gene de klipler nostalji hissettirdiği için oyundan ayrı da olsa izlemesi benim hoşuma gitti. Oyunun ilk yani eğitim bölümünü açtığımda alışmam biraz zor oldu. Kontroller bu yıllarda çıkan oyunlar gibi çok rahat hissettirmiyordu ve neyi nerede kullanacağımı çok anlayamamıştım ama bu durum çok uzun sürmedi. Birkaç kukla pataklıktan, arkada bizi takip eden küçük abinin nasihatlerini dinledikten ve bölümü bitirip suyumu içtikten sonra artık oyunu oynamaya ve birkaç boss tekmelemeye hazırdım. Ama oyun hazır olduğumu düşünmemiş olacak ki beni koşmam gereken o bölüme fırlattı. Haklıymış da zaten, çok geçmeden ilk kez öldüm. Tam burada oyun hakkında çok hoşuma giden bir şey oldu. Öldüğünüz zaman her seferinde farklı, böyle sizinle hafif dalga geçen kısa klipler gösteriyor. I just love an unhappy ending, Mambo. Ve ben de benimle böyle dalga geçişini çok sevdim. Neyse, koştuğumuz bölümlere dönersek birkaç sebepten dolayı biraz zor olsa da sevdim ben bu bölümleri. Oyuna bir farklılık katmış. İlk dakikalarda hep aynı şeyleri yapıyormuş gibi bir hissetmemi önledi. Aynı zamanda bölümler içinde de çeşitlilik mevcuttu. Oyun birkaç farklı kılıç türüne sahip. Ne bileyim, yıldırım, alev, rüzgar falan filan. Bunları bazı bölümlerde oyun size kullandırtıyor. Mesela bu gördüğünüz kısımda taşı kırmak için en son gücümle bir yumruk atmam gerekiyor. Fakat arkadaki at arkadaşlarımız beni rahat bırakmıyor. Daha önce aldığım görünmezlik özelliğini burada kullanarak rahatça geçebiliyorum. Bosslar ise zor olmasa da hepsini yenmek için yapmanız gereken bazı şeyler var. Sadece vurayım, biraz daha vurayım diyerek öldüremiyorsunuz. At abimizin afalladığı sırada üstüne atlamanız, Medusa ablamızın zehrini kolonlardaki aynaların arkasına kaçarak ona yönlendirmeniz gerekiyor mesela. Bu yüzden oyunun çeşitliliği o dönemde yapılan oyunlara göre oldukça iyi. Bu yıllarda çıkan bazı oyunlara göre de iyi aslında. Oyun hakkında bahsetmek istediğim diğer bir şey ise grafikleri ve mekan tasarımları.
Aşırı sevimliler. Çok gezemeseniz de bakması eğlenceli farklı farklı yerler var. Hangi Burası bölüm? kırılabilecek gibi duruyor diyecektim. Oha! Bak bunu Yo. hatırlamamıştım. Bunu Yo. hatırlamıyordum. Onlar kırılabilir Oha! envai mi? Final Fantasy'nin şu grafiklerle yılın oyunu seçildiği bir yılda çıktığını varsayarsak hiç de fena değil aslında. Bu ne bu arada? Roblox mu? Şimdi ben oyunda neler yaşadım ona dönelim. Ben öldüm. Gene öldüm. Çok kez öldüm. Ve öldüğünüzde oyunun en başına dönüyorsunuz. O yüzden bir ayarlara gireyim de zorluk seviyesine bakayım dedim. Zorluk seviyesinin altında kaç canla başladığımızı seçebiliyorsunuz. Ben de bunu biraz artırarak oyuna geri döndüm. Bu sefer aşırı kolay bir şekilde oyunu bitirmeyi başardım. Ama oyunun başından beri savaşmaya gittiğim Hades'le karşılaşmadım. Oyunun sonunda ise bana kahraman olmak istiyorsan daha yüksek bir zorluk seviyesi seçmelisin dedi. Anlamadım ama sonra oyunun ayarlarına tekrar baktığımda karıştırırken normal yerine başlangıç seviyesi zorluğu seçtiğimi fark ettim. Demek ki kolay yoldan kahraman olunmuyor. O yüzden oyunu en baştan oynamak için kolları sıvadım. Ama artık aynı şeyleri tekrar tekrar oynamaktan sıkıldığım için arkadaşlarımla bir aramaya girdim ve muhabbet ederken oyunu bitirmeyi denedim. Antrenmanı geçtim, koşmam gereken antrenmanı geçtim, ormanda gezip at abimizle savaştım, şehirde gezip huzursuzluk çıkaran mini bossları dövdüm, Morbaş'la ejderhayı keserek mağaraya sıkışmış birkaç çocuk kurtardım, Medusa ablamızı ziyaret ettim ve Tepegöz'e doğru koştum. Sonra şu Pegasus'la uçtuğumuz bölüm var ya, ben orada öldüm. Ve yaklaşık 1-1,5 saatte bitirebileceğimiz bir oyunda 3. saatimi geçince biraz da sinirlendim. Abi şu an sigarayı bırakmış olmaktan nefret ediyorum. Şu an bir sigara olsa mükemmel Yok giderdim. yok, boş ver, su iç, su iç. Ha, üstüne bir de su içeyim yani, anladın hocam. Sen bir su iç, kendine gel. Abi Elini yüzünü yıka. sen şaka mısın ya? Ne yapayım, bırakayım mı? Hani Bırak, ben uğraşılmaz manyak. Passwords ne? Ne? Passwords kısmı var ya, şu bir alt. Start'ı bir alt. Ne o? Şey, bölümleri açıyor olmasın diye. O sırada arkadaşlarımla şunu fark ettik. Oyunda şifreler bölümü var. Oyun boyunca topladığımız çömleklerin üzerindeki şekilleri düzgünce sıralarsak oyundaki belirli bir bölümden başlayabiliyoruz. Kesinlikle internetten değil. Hemen buluyorum. Ama Tamam, ikincisi gladyatör. kaldığım bölümün şifresini bulduk ve tekrar tekrar oynayarak bir şekilde o bölümü geçtim. Sonra mağarada koştum ve öldüm. Gene öldüm. Bir daha öldüm. Ve bildiğiniz gibi kesinlikle internetten değil, kaldığım bölümün şifresini buldum ve tekrar tekrar oynayarak bir şekilde o bölümü de geçtim. En sonunda Hades'in yanına geldim. Gerçekten kafa kafaya çarpışarak vurmamız gereken tek boss Hades'ti. Oyunun en kolay boss'uydu. Ne bu? Çok kolay. En son boss'a göre dodge'laması çok fazla kolay. Niye? Kesinlikle oyunun sonunda o kadar yolu geldiğim ve Hades'i yendiğim için tatmin olmadım. Ama olsun. Asıl soru şu. Bu oyun benim oyunlara karşı olan ilgimi alevlendirdi mi? Gene eskisi gibi oyun oynamak istiyor muyum? Ve cevap da şu. Evet, istiyorum. Ve eğer sen de benimle oynamak istersen her hafta haftanın 2 günü olacak yayınlarıma gelebilirsin. Ve evet, bütün bu oyun videosunu sadece yayınlarımın reklamını yapmak için yaptım. Yayınların ne zaman olduğu ile ilgili duyuruları kaçırmamak için açıklamalarda bıraktığım linkten Discord sunucuma katılmayı unutma.